Merhaba, hoş bulduk efendim. Evet, zaman zaman sizinle koronavirüs sebebiyle yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz ve ciddi bir şekilde uyarılarda bulunuyorsunuz siz. O uyarıları aslında şu anda göz önünde bulunduracak olursak tablonun sizin söylediklerinizle birebir gittiğini de görebiliyoruz. Şimdi Maalesef, Sağlık Bakanı maalesef. Fahrettin Koca, evet ne yazık ki efendim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sözleri var bu konuyla ilgili ve aslında o da dikkat çekiyor ve tehlikenin ne kadar büyük olduğunu belirtiyor bir taraftan. Bir taraftan normalleşme sürecine girdik, hızlı mı girdik? Yani ne yanlış yapıldı? Bunu sormak isterim size. 3 ay kadar evet insanlar evlerinde durdu, birçok kişi dikkat etti. Ancak normalleşmeyle birlikte bir anda eski hayatımıza döndük sanki hocam, değil mi? Yani burada yanlış olan ne? Neden arttı bu vakalar? Şimdi burada ben suçun vatandaşa sadece yüklenerek yapılan değerlendirmelere katılmıyorum. Biraz önce sizin haberinizi dinlerken bilim kurulundan bir üyenin işte nişan, düğün, efendim söz, işte geleneklerimiz filan demiş. Kardeşim bir gelenekte kaç kişi toplanır? Bir nişan 100 kişi toplanır. 1.000 kişi toplarsın. 500 bin öğrenciyi toplamak ne nişandı ne düğündü. Devlet tarafından yapılmış bir tamamen cinayet girişimiydi. Onun için bıraksınlar bu vatandaş düğün yaptı, bilmem ne yaptı diye suçu vatandaşa atmayı. Devlet kendi eliyle şu anda çok kötü bir sürü bağ programı uygulamaktadır. Bu binlerce cana mal olacaktır. Sürü bağışıklığı yapmanın da yöntemleri vardır. Onu da eğer merak edip öğrenmek isterlerse nasıl doğru sürü bağışıklığı yapacağını da anlatırım. Şu anda uygulanan sürü bağışıklığı hem ülkenin çok yanlış bir zamanda yapıldığı için turizmine balta vuruyor. Çünkü bu sayılarda vakası olan ülkeye turist gelmez. Sen turizmi canlandırmak için sınavlarını erkene alıyorsun, birçok çocuğu mağdur ediyorsun, birçok kanserli çocuğu, şeker hastası olan çocuğu, birçok problemi olan çocuğu bir de üstüne psikolojik sıkıntıya sokuyorsun sırf turizm olsun diye. Ondan sonra vakaları da tam turizm mevsiminde en patlatacak hareketleri yapıyorsun. Yani bu ne pehriz, bu ne tarhana turşusu. Benim burada çok yorum yapacak bir şeyim yok. Neyi yanlış yaptığın cevabı, neyi doğru yaptık? Onları sayarsak çok daha kısa olur ve orada da söyleyeceğim hiçbir şey yok şu Sizin anda. ifadenizle devam edelim o halde Sayın Savaş. Neyi doğru yaptık biz Türkiye olarak? 3 ay boyunca birçok önlem alındı ancak sonrasında artık Haziran ayının gelmesiyle birlikte bir normalleşme sürecine girildi. Hızlı oldu, hem vatandaşlarda bunu görebiliyoruz günlük hayatımızda hem de alınan önlemler kapsamında. Peki biz doğru yaptık mı bir şeyleri, sizin gözünüzden soruyorum. Maalesef hiçbir şeyi doğru yapmadık. Doğru yaptıklarımızın da içini ettik sonradan. Baştan doğru yapar gibi yaptıklarımız vardı. Sonra da pişman olduk. Ya biz bu kadarı doğru yaptık. İnsanların hayatı şimdi kurtulur. Böyle şey olmaz. Biz şimdi bir an evvel tekrar yanlışları daha güzel nasıl yanlış yaparız diye onlara döndük. Baştan ilk söylediğimiz evde kal, sürveyans yap, test yapı yapsaydık bunlar hiç olmazdı. 10 Nisan akşamında 14 gün sokağa çıkma yasağı koyup aynılarını yapsaydık bunlar yine olmazdı. Bu dün yapılan sınav bir rezalet. Bu kadar vakanın arttığı günlerde 500 bin öğrenciyi ve yüz binlerce sınav görevlisini bir araya toplayıp dünkü manzaraları, sınavda kusan öğrencileri, sınavda bayılıp hastaneye kaldırılıp orada Covid çıkıp ondan sonra sınıfları izolasyona almayı falan bunların hepsi cehalet, bilgisizlik, kötü niyet, beceriksizlik, yetersizlik, artık ne kadar kullanabileceğiniz sıfat varsa hepsini kullanabilirsiniz. Bu ülke bunu hak etmiyor, bunu söyleyeyim size. Bu ülke bu bilim kurulu adı altındaki bilgisiz insanlar tarafından fikir verilmesini, bu şekilde yönetilmeyi, gençlerimizin sağlığıyla oynanmayı hak etmiyor. Onun için bu insanların aklını başına devşirmesi lazım. Önümüzde LGS, YKS sınavları var. Milyonlarca çocuğumuzun hayatını tehlikeye atıyorlar. Hastalığı nasıl daha parlatırız? Nasıl daha çok yayarız çalışmaları bunlar? Bunlar çok kötü uygulanan bir sürü bağışıklığı yöntemi. İş rayından çıkmıştır. İş şirazesinden çıkmıştır. Ne Sağlık Bakanlığı, ne devleti yönetenler ne yaptıklarını bilmemektedir. Kafası kesik tavuk gibi sağa sola koşmaktadır. Efendim bunun iyimserliği falan kalmamıştır. Sayın Savaş, şunu sormak isterim size efendim. Söylediğim tsunami gelmiştir.
Evet, hakikaten çok değerli hocalarımız var ve bu süreçte büyük sorumluluk alan kişiler var. Onları elbette bir kenara tutuyoruz bu konuşmamızda ama şu anki tabloda ne yapılması lazım peki? Bence bunu konuşmamız lazım. Çünkü bir anda bu vaka sayıları arttı. İnsanlar evet bir şekilde bilinçlendirildi. Artık hepimiz biliyoruz dışarı çıktığımızda çok affedersiniz. Maske takmamız gerektiğini, sosyal mesafeyi, bir taraftan sorumluluklar var işte iş hayatı gibi veya işte turizm mesela. Bu noktada peki size göre doğru yapılan bir şey yok ama bu saatten sonra ne yapılması gerekiyor peki? Bakın, hep söylüyorum, sizin yayınınızda da söyledim, sosyal medyada, başka kanallarda ya çok basit yapılacaklar. Çok basitti, çok ucuzdu. Çok basit ve çok ucuzdu. Sayın Savaş, sesinizi alamıyorum ben ama siz bizi duyabiliyor musunuz acaba? Evet, toplum sağlığı genom bilim uzmanı Doktor Serdar Savaş da koronavirüsteki bu vakaların artışını, sebebini konuşuyorduk. Bir internet bağlantımızda sıkıntı yaşandı. Arkadaşlarım şimdi yeniden yayına almak için ilgileniyorlar. Biz şöyle bir süreci düşünelim. Ramazan ayı vardı geçtiğimiz dönemde ve sonrasında bayram, sokağa çıkma kısıtlamaları ard arda geldi. Hatırlayın işte 19 Mayıs gibi sonrasında da Ramazan bayramı. Aslında bu verileri uzmanlar da hep söylüyordu. Bu veriler 2 hafta öncenin verileri deniliyordu. Hem ölüm sayısında hem de vaka sayılarında bir azalma söz konusuydu. Ve normalleşme adım kararı alındı. Sonrasında da bu normalleşme sürecine girilmişti. Ancak bu vakalar arttı. Toplum sağlığı genom bilim uzmanı Doktor Serdar Savaş'la konuşuyorduk. Bir internet bağlantımızda sıkıntı yaşandı. Sayın Savaş, kusura bakmayın lütfen. Lütfen kaldığınız yerden devam edin. Buyurun. Şimdi bakın, yüzlerce defa söyledim, yazdım, anlattım. Yapılacak şey çok basit. 5+1. +1 dediğim 65 yaş üstü. 5 dediğim 5 hastalık grubu. İleri seviyede kanser olanlar, solunum yolu problemleri olanlar, kalp problemleri olanlar, ileri seviyede diyabet olanlar ve immün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar. Bu 5+1'e bireysel sağlık yönetimi, bireysel risk yönetimi yapılması gerekiyor dedim. Bunu bayramdan 3 hafta önce söyledim. Eğer bayram bunu yapmadan, bayramdan sonra açılım yaparsanız birinci tsunami gelir. Bana ikinci dalga gelir mi dediler. Hayır gelmez, birinci tsunami gelir dedim. Birincisi buydu. İkincisi de bu hastalığı toplumda kimlerin yaydığı çok belli. Otobüs şoförleri, sağlık kuruluşlarında çalışanlar, evlere su taşıyanlar, yani hastalığı yaymak açısından risk olanlar. Kardeşim bunlara da test yapın dedik. Bu çok basitti bu söylediğim şey. Bunu ta bayramdan 3 hafta önce söyledim. Organize nasıl olunacağını söyledim. Bunun 10 günde nasıl yapılacağını söyledim. Bir Allah'ın kulu kulak vermedi. Ondan sonra dediler ki erken mi açıldık? Hayır, erken açılmadık. Biz hazırlıksız açıldık. Mesela futbol maçlarının oynanmasına ben oynanır dedim. İşte oynanıyor, bir şey oluyor mu? Futbol maçlarında hiçbir şey olmaz. Ben ne yapılır ne yapılmaz dediğimi birazcık bu insanların dinlemesi lazım. Ya bilmeyebilirsiniz ama ayıp da değil. Bu alan sizin konunuz değil, uzmanı değilsiniz. Ama burada bu uzmanı olan, bütün dünyada benzer çalışmaları yapmış bir adam size bila ücret bunu veriyor. Benim bir politik pozisyonum da yok. Hani beni sen muhalefet üyesisin. Hayır, doğru yapılanı alkışlıyorum. Yanlış yapılanı da. Bu kadar ısrarla yanlış yapılmanın anlamını anlamıyorum. Vakalar patlamış. Bakın vakalar patlamış. Hafta Cuma günü vakaların patladığını, ondan evvelki hafta içinden beri nasıl yükseldiğini gördük. Yahu Allah billah aşkına bu kadar vaka patlarken 500 bin öğrenciyle imtihan yapılır mı? Önümüzdeki hafta 1 milyon öğrenciyle imtihan yapılacak. Ondan sonraki hafta 2,5 milyon öğrenciyle bunların anaları, babaları, bunların gidiş gelişleri yaptığımız zaman, hesapladığınız zaman 10 milyona yakın insanı mobilize edeceksiniz. Bu vakalar nasıl patlatılırla ilgili bir danışmanlık hizmeti alırsanız eğer size bunu söylerler. Ya bu imkan var, kullanın, vakaları patlatın, insanları öldürün. Bu ancak danışmanlık hizmeti alınarak yapılacak bir hatadır. Normal bir insan bu hatayı yapamaz. Şimdi Tevfik Özlü demiş ki düğün nişan, kardeşim dalga mı geçiyorsun ya? Düğünde nişanda kaç kişi toplanıyor Allah aşkına? Sen 10 milyon adamı topluyorsun. Hangi düğünden nişandan bahsediyorsun?
Çıksınlar desinler ki bu sınavlar yapılamaz. Toplumda bu hareketliğin engellenmesi lazım. Düğünmüş, nişanmış. Adamdan dalga geçer gibi laf ediyorlar. İşte bir tanesi diyor ki efendim önlemler alınırsa bulaşmaz. Ben de onu söylüyorum. Önlemler alınmadı ya. Önlemler alınsa bulaşmayacağını 5 yaşındaki çocuk da biliyor. Siz hasta çocuklarla, sağlıklı çocukları aynı salona koyarsanız, çocuğun bir tanesi etrafına saça saça kusarsa, ondan sonra orada yarattığınız panikle o çocukları da üniversite sınavında başarılı veya başarısız kılarsanız bu çok ayıp bir şeydir. Böyle bir şey yapılmasın. Söylediğimi tekrarlıyorum. 5+1'e bireysel risk yönetimi yapılmak zorunda. Bu toplumda hastalığı yayan insanlara test yapılmak zorunda. Üçüncüsü çok yoğun kamu kampanyaları yapılmak zorunda. Bakın gene söyledim bundan bir hafta önce tekrar uygulamaya koydular. Kamu spotları kaldırılmıştı. Bu kamu spotları böyle genel geçer dikkat et virüs de bilmem ne falan böyle komik komik şeyler olmayacak. Ciddi ciddi bu hastalık nasıl öldürüyor? Bu hastalık nasıl bulaşıyor? Bunları ciddi anlatacak. Bu iyimser hava bilmem ne iyimserlik falan yendik medik bunların hepsi palavra. Bıraksınlar devleti yönetenler bu palavrayı. Cumhurbaşkanı da palavra atmasın. Sağlık Bakanı da palavra atmasın. Milli Eğitim Bakanı da palavra atmasın. Kimse palavra atmasın. Hiçbir şeyin iyiye gittiği yok. Şu anda insanlarımız ciddi risk altındalar. Toplumu doğru bilgilendirmek zorundalar. Bu bir mecburiyettir. Bebelerimiz ölüyor, kuzularımız ölüyor, çocuklarımız ölüyor, yaşlılarımız ölüyor. Hastalık patlayarak yayılıyor. Televizyonlarda açıklanan rakamlar yanlış rakamlardır. Doğru rakamlar bunların çok üzerindedir. Yani daha ne söyleyeyim ben ya? Yapılacak peki, Sayın belli, Savaş. Durum belli. Üstüne üstlük bu kadar hata yapmasınlar Allah aşkına ya. Peki Sayın Savaş, çok teşekkür ediyorum. Yani bu hafta sonu inanın üzüntümden mahvoldum ya. O evlatlar bizim evlatlarımız, bizim çocuklarımız. Bu kadar hainlik yapmayın ya. Sayın Savaş, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun canım benim. Sağ olun. Toplum Sağlığı Genom Bilim Uzmanı